Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu video serimizde en son burada kalmıştık. Bu oyun serimizde daha doğrusu. Bugün ne yapacağız? Bugün bu rokete bir ateş eklemeye çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Size ateşin fotoğrafını göstereyim. Bu şekilde. Ben yine kendim bunu Paint'ten hazırladım bu şekilde. Başlayalım isterseniz. Bir fotoğrafı frame'e eklemek için bir tane değer oluşturuyorum. Adı ne olsun bunun? Ateş image olsun. Bu şekilde geliyorum buraya. Şunu kopyalıyorum. Daha doğrusu şuraya kadar kopyalıyorum. Şuraya ateş image diyorum. Şunu değiştiriyorum. İsmi neydi bunun? Ateşti. Şekilde. Daha sonra bu ateşimizin, yani buradan çıkacak olan ateşimizin bir x koordinatı, bir de y koordinatı olacak. Bunun için ben bu bir tane class oluşturuyorum ateş isminde. Buraya diyorum ki şöyle iki tane private integer değerinde iki tane değer oluşturdum. X, Y koordinatlarını tutacak şekilde. Ben bunları kullanabilmem için bunlara bir constructor tanımlıyorum. Çağırıyorum. Bir de bizim getter, setter bunları kullanmamız lazım. Şimdi bu değerleri şu an kullanabiliriz. Private olduğu için özel oluyor. Her yerde istediğimiz şekilde kullanamıyoruz. O yüzden bunları çağırmamız lazım. Bu şekilde de çağırabilirsiniz onları şuradan. Şimdi başlayalım. Ne olsun buraya da bu şekilde buraya bir for açacağız. Ama ondan önce bizim ateşlerimizi tutacak bir tane ne oluşturmamız lazım? Array list oluşturmamız lazım. Ateş isminde. Arkadaşlar bugün boğazım biraz ağrıyor. Kusura bakmayın. Çok fazla konuşamıyorum. Gerçi zaten konuşsam da bir işe yaramıyor sanırım. Çünkü anlatma konusunda çok iyi değilim. Bunu biliyorum. O yüzden bir de bugün biraz daha susacağım. Burada oluşturduğum x ve y koordinatlarını alıyorum. 30 olsun. Mal diyelim buna da. Şimdi burada işimiz bitti sanırım. Bakayım. Yukarı çıkalım. Aynen burada işimiz yok. Bir timer oluşturacağım. Ama timer'dan önce biz bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Şimdi ben bunu oluşturdum da ben klavyede hangi tuşa basınca bu ateşler çıkacak onu yazmam lazım.
Ben space yapıyorum arkadaşlar. Siz farklı bir şey yapabilirsiniz. Roketin ucundan çıkacağı için bunlar. O yüzden roketin koordinatları veriyorum. Şimdi bizim burada her bastığımızda bir atış sayımız olacak. Bunu da oluşturalım. Harcanan ateş diyelim, buna 0 verelim başlangıçta. Artı artı sürekli artacak bu. Bunu oluşturduktan sonra şimdi timer'ımıza gelebiliriz. Burada ne yapacağım? Burada niye değerlerini sürekli azaltacağım. Şimdi onun için de bir değer oluşturmam lazım. Azalan y diyeyim buna da. Buna da 4 vereyim. Şu şekilde. Her defasında benim atıyorum burada bir tane ateş attım. Ben bu yerlerini yazmazsam bu ateş sürekli burada kalır. Bu yerleri yavaş yavaş azaltacağım ki bizim ateşimiz yukarı gitsin. Şekilde bir de şimdi ben ateşleri atacağım sürekli. Fakat bu ateşleri bir yere kadar atıyorum, benim ıskaladığım ateşler olacaktı. Ben atıyorum ama hedefi vurmuyor mesela. Bu ateşler yukarı doğru gidecektir. Yani ben bu ateşleri bir yere kadar silmem lazım. Yani frame dışına çıktığı zaman bu ateşleri ben ortadan kaldırıyorum. Yani sıfır bunlardan, bu ateşlerden büyük olduğu zaman ne diyeceğim? Ateşler nokta kaldır diyeceğim. Ateşi, benim ateş dediğim ateşi kaldır ki daha sonra bu hatalara sebep veriyor. O yüzden böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Kaldırdığı zaman da bizim harcanan ateşimiz biraz azalmış oluyor. Tabi bunu neyin içinde yapacağız? Bunu şöyle try diyeceğiz. Try'in içinde yapacağız. Bir yazamadım. Sanırım bir şey kalmadı. Şunu şuraya eklemek kaldı. Bir deneyelim isterseniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tabi biz bu ateşi yaptık da, yani buradaki asteroidlere çarpma konusunda bir düzenleme yapmadık, yani onunla ilgili bir kod yazmadık, sadece ateş ateşlesin dedik. Bu şekilde arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar olsun. Bir dahakine artık şey yaparız, ateşleriz mesela, asteroidleri falan kırarız, ona da bir gif falan ekleriz, bir şeyler daha yaparız, hatta farklı farklı ödüller de gelebilir, farklı farklı asteroid çeşitleri de yukarıdan gelebilir, kimisi hızlı gelir, kimisi yavaş, ona göre ödüller de belirleyebiliriz. Çeşitli çeşitli şeyler eklenebilir aslında bu oyuna. Bu biraz sizin hayal gücüne kalmış, hayal gücünüze kalmış, neler ekleyebilirsiniz diye. Bu şekilde arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun.